Tabii onlar bilmiyorlar Emir'in yukarıda olduğunu. Burcu ve İpek başlıyorlar konuşmaya derken işte candı, Begüm'dü bahsedince Emir bir çıkıyor tuvaletten. Benim annemin sevgilisi mi var diye koşuyor aşağıya. Hay Allah ya. Ya çok üzüldüm hakikaten yani. Ya Burcu'ya neymiş peki? Niye bu karışıyor bu iş anlamı? Yok yok o gene. Bizim İpek'in iş güzelliği. O bu aralar iyi değil biliyorsun. Senin kız da üzüldü aslında. Belki de hayırlısı oldu. Emir inşallah o canı uzak tutar annesinden. Sen fazla yüklenme kıza. Yok ya. Ne yükleneyim zaten. Ben ona nereden duydum diyeceğim ki yani. Ha? Oğlanlar evden fırlamasaydı ben hayatta buraya gelemezdim efendim. Ne yapacaktım ben gelmeseydim? Burada böyle bekleyecek miydin beni? Evet. Benim en iyi meziyetlerimden birisi beklemeyi bilmektir hanımefendi. Kim çıktı sana kuralı ben mi çıktım? Söylemem efendim. Sana? Aman ya. Kim takar kura ya? Ben çekmişim çekeceğim kurayı zaten. Bakma bana öyle o gecede. Nasıl? Yani böyle. O kadar istediğin yılbaşını sonra hastanede geçiririz. Olaylar çıkar valla bakma. Tamam ya. Ben de usturuplu bakarım. Hadi bakalım gel. Keşke sen inmeseydin. Yok artık canım. Gecenin bu saatinde seni hem taksiyle gönderiyorum hem de yolun ortasında bırakacağım ha. Eve bırak istersen. Pekala bence hiçbir mahsuru yok. Gizli kalsın diyen sendin hatırlatırım. Tabii canım ama bak bunun da ayrı bir tadı var öyle değil mi yani ha? Bak gecenin bu saatinde seni kaçırdım Esma Sultan ne haber ha? Ay kazasız belasız atlattık ya. Şimdi bir kaza olmadan kalbim ağzıma gelmeden ben gideyim artık. Tamam dur ben ya önden geçeyim. Taksi. İyi geceler. İyi ki geldin yeniden hayatıma Esma Sultan. İyi ki geldin geceme. İyi geceler. İyi geceler. Bas. Selektör yap ya. Ne oluyor? Murat!
Uza! Adem! Ne oluyor? Bu ne hal böyle? Siz adam mı? Ha? Ne diyorsun lan sen? Ben bunca yılı bu aileye nasıl yanaşacağım diye çarı çaputu bağlayayım, yakayım diye düşünüyorum. Bütün bunları sen topla da yak diye mi? Seninle bu halde konuşacak değilim ama. Oğlum bana bak. Oğlum bak. Ben bu Fikret'e nasıl yanaşacağım diye 40 takla atıyorum. Sen bunu anasını mı hesabın kitabı bitirir. Hayır, nasıl yapıyorsunuz bunu oğlum ya? Bana da anlatın şunu ya. Sen ne diyorsun be? Ne saçmalıyorsun sen ha? Lan ne saçmalaması? Kendi gözlerimle gördüm. Esma ile seni kendi gözlerimle gördüm. Sen ne yapıyorsun? Sen en başından beri mi böyle ikili oynuyordun? Söyle bakayım bana. Şu işe bak ya. Lan memlekette kimin eli kimin belini milletin havasından geçiriyor ya. Sen önce şu üslubunu düzelt, saygısız. Hayır lan. Sen söyle bakayım bana. Sen bana kendi saygını dilinle söyle bakayım. Ben bu olayı nasıl saygıyla anlatayım ha? Ne oluyor senin burada yaptığına ne deniyor acaba? Neymiş senin yaptığın şey? Senin gibi adama ne derler ya? Ben sana ne diyorum ha? Ortada öyle bir şey yok diyorum. Ya hadi oğlum hadi hadi. Sen bunların hepsini benim kardeşlerime anlatacaksın. Tamam mı? Ya tam gece yine başladı diyorum var ya. Yaşlanmışsınız siz ya. Mustafa abi çek çorbaca çorba içelim hadi. Beyim. Oğlum dayın kalktık masadan, ne çorbası? Diyette misin abi? Pardon evlisin sen. Fikret hayırdır oğlum, sessizsin. Ana Adem'le garip değil mi o ya? Tartışıyorlar mı? Mustafa abi yavaşlasana. Ya ne yavaşlamasın? Konuşuyorlar abi bize ne? Devam et. Yok devam et. Yalnız Adem atar yapıyor sana. Aa devam et ya sen devam et abi. Bizi ne ilgilendirir konuşuyorlar ya? Ya ne yavaşlamasın abi? Konuşuyorlar bizi ne ilgilendirir? Vallahi sinirli gözüküyor. Atar da yapıyor ha. Abi dursaydık. Hani ne gidecekti bu adam? Ya avukatın çağırmıştı, konuşuyorlardır işte ne bileyim. Gecenin bu vakti. Allah Allah, garibin ne işi var burada bu saatte? Beyim ben döneyim istersen. Yürü sen yürü, devam et. Ne yapacağız, ayıracak mıyız onu? Bize. Sana delikanlı gibi bir sonraki toplantıya kadar müsaade veriyorum, tamam mı? Ya beni o yönetim kuruluna sokarsın ya da kardeşlerime tek tek anlatırım senin Esma ile kırdığın cevizleri. Çıtır çıtır anlatırım. Hadi bunu iyi düşün. Hadi bunu iyi düşün. Ha gel buraya. Sen ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun lan? Sen kime öyle hitap ediyorsun? Yapma! Yapma bak bunu, yapma bunu. Yapma bunu, zaten canım çekiyor, burnundan soluyorum, anlatabiliyor muyum? Bunu yapma şimdi. Arabana bin burada delikanlı gibi efendi evine git, duşunu alıyorsun. Ne yapıyorsun? Yap, benim söylediklerimi paşa paşa düşün. Söylediklerimi paşa paşa düşün. Tamam mı? Doğru değilse de bir şey aydınlatacaksa ben aydınlatırım. Ateşimle aydınlatırım. Arayınızda yakarım lan. Hay Allah, nerede kaldı bunlar? Bir türlü inemediler. Uyanamadılar anne herhalde. Gelirler şimdi. Vallahi ben de zor uyandım abi. O zaman sizden alayım haberleri. Nasıldı dün akşam? İşte biraz stresimi sattık anne. Fikret pek atamamış ama galiba stresini. Sabahtan beri tersi üstünde. Ne terslik yaptım ya? Pardon, ne terslik yaptım? Allah Allah. Tamam. Faruk Emir konusunda ne yaptı? Vallahi çok üstüne gitmedik anne. Motoru soğusun dedik. Vallahi ne yapalım bilemiyorum. Begüm'le konuşup bir süre Emir'i buraya mı alsak acaba? Allah, bence alalım. Ben size söyleyeyim, çocuk iyi annesiyle gitti ha. Ya ne yapsaydı? Ne demek ne yapsaydı anne? Çocuğun annesinin hayatında bir adam var. Ne demek ne yapsaydı? Çocuğun babasının hayatında da başka bir kadın var. Ya Süreyya'yı da kabul etti çocuk. Yenge o başka, bu başka şimdi. Annesi başka Allah aşkına Murat. Şimdi birincisi Emir abimi tanıdığında yengem hayatındaydı zaten. Paylaşmasına gerek yoktu. Aynen. İkincisi ve önemlisi, bir erkek çocuğunun annesini paylaşması, kabul etmesi çok zor. Çok zor. Her halükarda çok zor hem de. Yani bir de özellikle onunla büyümüşse. Of.
Aa, sen de mi Osman? Ne demek sen de mi Osman ya? Ha biz burada böyle iniyiz, Osman ne derse doğru öyle mi? Ya, anne ayrıca ben ilk önce senin bu konuya böyle kızacağını düşünüyordum. Sen böyle ortalığı ayağa kaldırırsın sanıyordum. Bir hoşsun bu sabah ha. Sabahtan beri gergin demiştim, her şeyi tersten anlıyor demiştim, buyur. Ya tersi düzü falan yok. Çocuk haklı mı? Haklı, bitti, tamam. Tamam, ben de davranışını onaylamıyorum. Ama anneye kızdım diye anneyi cezalandırmak ne demek canım? Aa, biz de sanki davranışını destekliyormuş gibi çocuğu burada mı alıkoysaydık? Anne, çocuktan bahsediyoruz ya. Çocuk annesinin bir sevgilisi olduğunu öğreniyor ya, ne yapsaydı? Bir şey değil mi? Ben bu yaşımda öyle bir şey öğrensem var ya... ne yaparım bilmiyorum, ne yaparım bilmiyorum. Ya tamam, haklı zaten çocuk. Da biz böyle konuşunca, kıyaslayınca haksızlık ediyoruz. Ya Emir yarın öbür gün büyüyecek, kendi hayatını yaşayacak. Faruk zaten keza kendi hayatını güzel güzel yaşıyor. Ne yapsın Begüm? Ne yapsın o kadın? Yenge, annem 4 çocuğu vardı. O bizi böyle bir sana sokmadı. Demek ki oluyor. Oluyor zaten Muratcığım. Erkekler yapınca oluyor. Kadınlara gelince bir sorun oluyor ama. Nedense. Siz soruyor musunuz bize ya? Oluyor mu? Oluyorsa nasıl oluyor? Memnun musunuz siz olmasından? Bundan sonra... annemi tamam her cuma böyle karşımıza alacağız, geçeceğiz karşısına soracağız. Anna, evlenmek istiyor musun? Her cuma. Her cuma. Ya bu nasıl bir adet ya? Ya tamam ya, tamam annem hala geçmiyor. Olursa da olur yani. Abi düşünsene, düşünsene. Annemi istemeye geliyorlar. Yüz görümlük. İdil Hanım'ın bugünkü görüşmeleri bitti. Dilerseniz cuma günkü görüşmenizi daha erken... Hayır, ben daha erken bir saate değil, daha erken bir randevuya değil. Ben şimdi görüşmek istiyorum. Bunu anlatabiliyor muyum size? Şimdi. Tam bir seans olmak zorunda da değil. Anlıyorum Adem Bey. Ama İdil Hanım bu şekilde çalışmıyor. Ya Allah Allah. Hayır, ne var yani? Çıkıp bir sorsan ne olur? İncileriniz mi dökülür? Allah Allah. Acil bir durum diyorum. Ah. Evet. İdil Hanım. Bir 10-15 dakikanız varsa bir görüşebilir miyiz acaba sizinle? Ben seni sonra arayabilir miyim? Tamam canım. Merhaba Adem Bey. Merhaba. Bana bir zaman ayırabilir misiniz acaba? Sizinle konuşmak istediğim bir şey var. Bizim randevumuz bugün değil, değil mi? Biliyorum, değil. Bu acil bir durum. Çok iyi gözüküyorsunuz. Değilim. Değilim. Gayet sağlıklı gözüküyorsunuz Adem Bey. Şöyle yapalım. Bir sonraki randevumuzu daha erken bir güne alalım. Benim programıma bakıp Nihal'le ayarlayabilirsiniz. Hoşça kalın. Bir saniye. Görüşmek bir üzere. İdil Hanım. İdil Hanım bir saniye. Bir saniye. İdil Hanım. İdil Hanım bir saniye. Ya bir saniye bir dinler misiniz lütfen? Beni böyle yüzüstü mü bırakıyorsunuz ya? Ben sizi bırakıp hiçbir yere gitmiyorum Adem Bey. Siz zamansız geldiniz. Ya ben burada sinir krizi geçiriyorum. Ben bunun zamanını nasıl ayarlayabilirim? Siz bana geçen seansa abuk sabuk laflar ettiniz, şimdi de gelmiş burada zamanım yok diyorsunuz. Ne alaka anlamıyorum yani. Siz benim ne yaşadığımı biliyor musunuz? Siz benim ne yaşadığıma zerre kadar ilgileniyor musunuz hakikaten? Benim avukatım beni yüzüstü bıraktı. Avukatım bana neler yaptı tabii ki herhalde yani. Babam beni yüzüstü bırakmış. 2 gündür tanıdığım avukat niye beni yüzüstü bırakmasın değil mi? Siz aynen böyle yapıyorsunuz. Aynen böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra Adem neden sinirli? Adem neden öfkeli? Adem neden kızgın? Yok öyle işte. Masanın arkasından öyle ahkam kesmekle olmuyor hanımefendi. Adem Bey. Ondan geriye doğru sayabilir miyiz? Ne diyorsunuz ya? Ne diyorsunuz? Ne alakası var? Ondan geriye doğru birer birer sayabilir misiniz? Nefes alın. Ondan geriye doğru. On. Dokuz, evet. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 1
birbirimizin alanlarına saygı göstermek zorundayız Adem Bey. Evet. İşte baş edemeyeceğiniz bir durumda değil misiniz, değil mi? Evet, terapide çok zor, acı şeyleri çalışıyoruz. Siz de en iyi bildiğiniz şeye, öfkenize sığınıyorsunuz ama ben bu öfkenin bana karşı... Hayır, hiç. Hiçbir alakası yok, hiç. Ya da terapiye karşı olmadığını farkındayım. Bir dahaki seansımıza kadar eğer buna benzer bir öfke nöbeti geçirdiğinizi düşünürseniz... ...bu yöntemi uygulayın, olur mu? Tamam. Belki konuşacağımız çok şey birikmiş. Ama hepsinin üstünden birlikte tek tek geçeceğiz. Ben size söz verdiğim saatte hep burada olacağım. Tamam. Hoşça kal. Çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ondan geriye say diyorsun. 19-8. Bak. Merhaba. Merhaba. İçeri gelir misin, bir konuşalım? Evet. Nedir bu istifa meselesi? Ailemin yanına taşınmaya karar verdim de. Böyle aniden. Düşünüyordum bir süredir. Sana da mı mesaj geldi? Ne mesajı? Bak, bana yalan söyleme, olur mu? Ne mesajı, ben anlayamadım. Böyle aniden esti yani. Eğer sen bunu önceden düşünmüş olsaydın... ...üzerinde o kadar iş yükü varken eleman alımını durdurmazdın. Değil mi? Bana ne mesajı olduğunu önce söyleyebilir misiniz lütfen? Eğer sen söylersen söylerim. Esra. Kayınvalideniz evimi bastı. Ne? Bazı ithamlarda bulundu ben. Çok özür dilerim, bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiysem. Hani bana niye onları söyledi? Tamam. Sakin olur musun? Lütfen, çok özür dilerim. Ben çözeceğim bu durumu, tamam? Affedersiniz, sinirim bozuldu biraz. Esra, bu senin üzülmemen gereken bir konu. Saçma sapan bir yanlış anlaşılma yüzünden kendini böyle üzmeni istemiyorum, duydun mu? Tamam, ben bunu halledeceğim, tamam? Peki, affedersiniz, çok özür dilerim ya. Ben birden orada kimseyi görmeyeceğim, boşta. Okey, ben daha sonra... Gel Adem, gel. Biz bu konuyu sonra konuşacağız Esra. Mezar kaynanama gitmiş. Of. Aradı beni, para istedi. Cevabını bekledi ama kendisi beklemiş. Selam. Selam, hayırdır? Selam. Selam, hayırdır? Gördün mü seni çıkarttım? Yok ya, ben onu öğrenciye pasladım. Sen yine ne işler peşindesin Faruk Bora? Ya senden bir şey isteyeceğim. Şimdi ben bir taksi yollayacağım, tamam mı? Onun işi bittiğinde bir bahaneyle bindir onu. Yani ben bir derse gidecektim de gidemiyorum, sen git falan. Öyle bir şeyler uydur. Ona bir sürpriz hazırlıyorum da. Tamam, hallederiz. Aa, aslan baldız. Teşekkürler, hadi görüşürüz. Ne demek? Acil mi?
sesini duymak için aramıştım ben. Bir de bu... Yani yılbaşında ne yapacağım? Ha, çok acilmiş, evet. Vallahi bilmiyorum, daha yılbaşı gelmedi, gelince düşünürüz ya. Ha? Şu an ben bir toplantıdayım, ben seni daha sonra arasam olur mu? Yani birader, bu kadınların da aciliyet anlayışı... Tüf, hiç anlamak mümkün değil. Tamam, devam etsene, ne buldun?